Merhabalar Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda salatalıkla güzel bir tarif hazırladım. Hazırlamış olduğum tarif için 450 gram salatalık büyük boy bir tane kuru soğan kullandım. Hazırlamış olduğum lezzeti günün her saatinde zevkle tüketebilirsiniz. Çok hafif lezzet garantili bir tarif. Dilerseniz anlık misafirleriniz geldiğinde meze olarak bir çeşit olarak ikram edebilirsiniz. Dilerseniz yemeklerinizin yanında salata olarak tüketebilirsiniz. Hazırlamış olduğum bu tarifi. Büyük boy bir tane kuru soğanı doğradım. Salatalıkların kenar kısımlarını alıyorum. Sonrasında dörde bölüyorum. Dörde böldüğüm salatalıkları küp küp doğruyorum. Her damağa hitap edebilecek kadar lezzetli bir tarif. Salatalık samimi söylüyorum bu şekilde olur mu diye hiç düşünmeyin. Tereddütsüz bir defa da olsa deneyin. Sizler yaptığınızda zaten ne kadar lezzetli olduğunu eminim ki yorumlarda belirteceksiniz. 4 diş sarımsağı doğruyorum sarımsağı doğradıktan sonra pişirme aşamasına geçiyorum. Salatalığı pişireceğim, güzel bir meze haline dönüştüreceğim. Sonucu az sonra göreceksiniz. Yaklaşık 7 yemek kaşığı zeytinyağını tavaya aldım. Üzerine soğanı ilave ettim. Soğan biraz kavrulduktan sonra içerisine sarımsağı ekledim. Sarımsağın aroması tamamen zeytinyağına geçmeli. Kullandığım malzemeler çok sağlıklı. İçerisine bir tatlı kaşığı toz kırmızı biber, bir tatlı kaşığı pul biber ekledim. Acısı biraz Dile dokunan güzel, lezzetli bir tarif. Eğer ki acı sevmiyorsanız acı eklemezsiniz içerisine. Tatlı bir toz kırmızı biber ekleyebilirsiniz. Doğradığım salatalığı tava içerisine aldım. Üzerine yarım tatlı kaşığı kaya tuzu ekledim. Yarım çay bardağından biraz daha az sirke ilave ettim. üzüm sirkesi ekledim. siz dilerseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. yüksek ateşte 5 dakika salatalığı soteleyeceğim. samimi söylüyorum. denemeniz gereken lezzetlerden birisi. yaptığınızda zaten sizler de bana hak vereceksiniz hafifliğiyle, lezzetiyle, doyurucu olmasıyla her zaman evinizde yapıp yiyebileceğiniz bir lezzet. 5 dakika soteledim. Salatalığın altını kapattım, soğumaya bıraktım. Yarım demet dereotunu doğruyorum. Dereotunun içerisine yaklaşık 7 yemek kaşığı kendi hazırlamış olduğum ev yoğurdunu ilave ettim. Karıştırıyorum. Bu aşamada içerisine sarımsak da ekleyebilirsiniz. Ben pişerken ilave ettiğim için eklemedim. Dereotu ile karıştırdığım yoğurdu bir tabak içerisine alıyorum. İçerisine eklediğim malzemeleri birebir gördünüz. Çok sağlıklı. Soğuyan salatalığı dereotlu yoğurdun üzerine dökeceğim. Sizlere yakından göstermek istiyorum. Yoğurdun içerisine katmadan önce hazırlamış olduğum karışım biraz turşuyu andırıyor ama tamamen turşu gibi değil. dere otlu yoğurdun üzerine salat salatalıkla hazırladığım karışımı ekliyorum. Sizlere hazırlamış olduğum tarifi yakından gösteriyorum. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir lezzeti daha sizlere dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izlemiş, tarifi de beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini ne miktarda kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Açıklama kısmından malzemelere ulaşabilirsiniz bir lezzetin daha sonuna geldim. Başka pratik bir tarifte görüşmek üzere herkese sevgiler sunuyorum.